bu zaman 20'li yaşların başındaki bir kişi olarak anlam planının doğru olmadığını, bunun bizim tarafımızdan reddedilmesi gerektiğine inanan, yani kendi çapında okumaya gayret eden dedim. Fakat biz kabul ettik, Rum kesimi reddetti. Evet. Ardından birkaç daha kırılma yaşayıp dalgalı bir sürecin ardından hem Montana süreci, Mustafa Akıncı'nın bambaşka bir siyasi reaksiyon verdiği ideolojik bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmadan uzaklaştığı bir dönem ve Ersin Tatar'la beraber yeniden burada bir Türk devleti vardır. Bağımsız, egemen, eşit şekilde Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki devletli yepyeni bir yapı oluşturulmalıdır cümlesine Sayın Cumhurbaşkanı en üst perdeden hem Birleşmiş Milletler'de verdiği mesajı aslında bütün dünyanın gündemini self determinasyon hakkının nasıl uygulandığını öğretircesine sarstı. Evet. Ne gibi bir tepkisel süreç bekliyoruz bundan sonra? Şahsen hiçbir şey beklemiyorum. Yani şimdi ortada de facto bir devlet var. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve bu devlet zaten kurulmuştu. 15 Kasım 1983'te de bağımsızlığını ilan etti. Şimdi o dönemlerde konjonktür el verseydi en azından Arap dünyası, işte Türkiye devletleri o zaman yoktu ama sonra onlar işte kendi bağımsızlıklarını kazandıktan sonra onlar falan tanıyor olsaydı, yani şöyle bir 30-40 devlet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyor olsaydı şu an başka bir şeyi konuşuyor olurduk. Ama o süreçler içerisinde en azından belirlenmiş sınırlar içerisinde güvenli bir şekilde Kıbrıs Türk'ü yaşamaya devam etti. Malumunuz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı orada güvenliği sağlıyor. Kıbrıs'ın kendisine ait de askerleri mevcut, güvenlik sağlanmakta. Dolayısıyla bir artık soykırım yaşanma tehlikesi Kıbrıs Türk'ü adına orada kalmadı. Şimdi Türkiye'nin tabii kendisinin de arayışları oldu. Yani acaba biz federe bir yapıda Kıbrıs'ta devlet olursa iki eşit toplum aynı 1960'daki anlaşmaya, anayasaya bağlı kalacak şekilde. Tabii bir tarafta da Avrupa Birliği var ve Kıbrıs topyekün Avrupa Birliği'ne girerse Kıbrıs Türkiye için daha mı faydalı olur diye çeşitli değerlendirmeler oldu. İşte zaten Kıbrıs Türk'ünün İngiltere ile olan bağlantılar da bu manada aslında önemli. Dünyaya entegrasyon açısından. Ama görüldü ki anlam planına Türk tarafının kabul etmesine rağmen Kuzey Kıbrıs Türk'ü adeta dışlandı Avrupa Birliği tarafından. Her ne kadar Avrupa Birliği kendi müktesebatına aykırı bir şekilde sınır sorunu olan bir devleti Avrupa Birliği'ne üye yaptı. Yani burada Avrupa kendi sadece siyasi perspektifinden baktı ama müktesebatına aykırı davrandı. Ve 2008 yılından itibaren de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi müktesebatına uydurmak için 12 maddelik bir başlık, 12 tane başlık açıldı. Şimdi o görüşmeler falan devam ediyor ama nihayetinde buradan bir yere varılması da çok mümkün gözükmüyor. Avrupa adeta Kıbrıs'ı ikiye bölmeyi en başta kabul ederek, yani Güney Kıbrıs'ı Rum yönetimi tarafını üye yapmak suretiyle burada Türklerin aleyhine bir durumu ortaya koymuş oldu. Şimdi bunun günümüze mutlaka yansımaları var. Şimdi hani eşit egemenlikli iki devlet halinde çıkmaktan başka zaten Kıbrıs'ta bir çözüm çok gözükmüyor. Şimdi burada bizleri KKTC'yi kim tanıyabilir? Şöyle şeyler oluyor mesela işte Ruslarla ilişkilerimiz şu anda iyi. Rusya Federasyonu'nu tanıyabilir mi? İşte Azerbaycan'la aramız iyi, tanıyabilir mi? İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı, İngiltere evet, tanıyabilir İngiltere mi? İngiltere ile acaba işte Orta Doğu'daki bazı açılımların karşılığında İngiltere tanıyabilir mi? İşte orada üs var, o üslerin uzun süreli kalmasına Türk tarafı daha sıcak bakar. Dolayısıyla İngiltere karşılığında da tanımayı sağlar mı? Bunları ben çok gerçekçi görmüyorum. Yani Azerbaycan'ın eli kolu bağlı. Ama Ruslarla böyle bir pazarlık içerisinde Türkiye'nin olması da doğru değil. Şimdi diyelim ki Rusya dedi ki işte Kırım'ı siz tanırsanız ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyorum dediği an ne diyeceğiz? Yani bizim duruşumuz ne? Burada 2014 yılında Ukrayna'dan koparılan Ruslar tarafından ilhak edilen bir Kırım var. Şimdi yine aynı şekilde Donbas bölgesi var. Herson bölgesini konuşuyoruz. Yani 27'sinde son referandum falan yapılacak. Rusların işine gelebilir. Veya işte Güney Ossetya var, Abazya var. Dolayısıyla Rusya'nın tanıyor olması onlar açısından şu anda onlar da bir yalnızlık içerisindeler. Türkiye'nin Rusya ile işbirliği içerisinde olmasının sadece Kıbrıs boyutuyla baktığımızda doğru olmadığını
değerlendiriyorum. Dolayısıyla o tuzağa Türk siyasetinin düşmemesinde fayda var. Şimdi çünkü çok güçlü bir taviz verirsek ancak tabii, bu gerçekleşebilir gibi duruyor. Kıbrıs'ta da dengeler yönüyle mesela Amerikan tarafı işte 2021 yılında Yunanistan'da o savunma işbirliği anlaşmasını imzaladıktan sonra bu yılda ne yaptı? İşte 2023'te geçerli olmak üzere savunma malzemeleri işte her türlü araç gerecin Amerika'dan veya benzer ülkelerden Batı dünyasından Güney Kıbrıs'a ihracatına onay verdi. Yani herhangi bir sıkıntı görmediğini söyledi. 1987'den beri dengeye dikkat eden Amerika sanki Türkiye'nin aleyhine döndü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aleyhine döndü. Bu Türk-Yunan dengesine ve sabrı oldu. Dengeleri bozacak yani en azından silahlanma boyutuyla. Hatırlarsak 97 yılında S-300 almışlardı Ruslardan ve 98 Aralık'a kadar bu iki yıl Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündemini işgal etmişti. Ve en nihayetinde Girit'e S-300'ler taşınmak suretiyle problem ötelenmişti. Şimdi aynı yaklaşım tekrar açıldı. İşte Fransa zaten şu an 6 tane helikopter sattı. Hı hı. Bir 6 tane daha satma durum var. Gerçi elinde 11 tane Rus yapımı Mi-35 helikopteri var. Onları sattıktan sonra Sırbistan'a iade edecek bildiğim kadarıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimi ama yani şimdi Rum Milli Muhafız Ordusu 8700 kişilik bir aslında güç. 2500 kişilik de bir Yunan gücü var. Adada 10.000'in üzerinde bir askeri oluşum var diyelim. Bu askeri Rum tarafında. Rum tarafında. Bu askeri oluşumun orada olması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet orada bağımsız bir şekilde oradaki Türklerin kendi güvenliklerinden emin bir şekilde yaşayabilmesi için Kıbrıs'ta da Türk askerinin durmaya devam etmesi lazım. Ama uluslararası toplum özellikle Batı dünyası buradaki askerleri işgalci olarak görmeye devam ediyor. Yani orada bırakın devleti sizin de facto güvenlik için tuttuğunuz askeri bile oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar ve bu konular ileride hep böyle önümüze gelecek. Karşımızda sadece Yunanistan'ı görmüyoruz. Karşımızda Güney Kıbrıs'ı görmüyoruz. Karşımızda Avrupa Birliği'ni hatta eğer ki bu silah konusunda, savunma konusunda Güney Kıbrıs'ı kendisine muhatap olarak görmeye başlarsa Amerika yarın NATO'ya da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin girmesi konusunda kapıyı açacaklar. Ha bu olur olmaz Türkiye buna mutlaka hayır diyecek ama bir sürtünme konusu yani bu. Evet biz zaten Batı'dan uzaklaştırmaya gayret eden yani, cenah bir de burada koz burada kullanmış olacak. Burada yine dışlayıcı bir şekilde yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayı bırakalım. Orayı hem yani Kıbrıs'ı ikiye bölen taraf olarak Türkiye'yi görmek isteyen bir Batı dünyası var. Ama Doğu dünyası da yani Rusya, Çin diyelim işte bu Şangay İşbirliği Örgütü de hiçbir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımak konusunda bir adım atmıyor. Hocam aslında çok güzel söyledi. Afrika ülkelerinde bu manada Türkiye'ye karşı sıcak bakış var. Ama onların da yani çok özerk politikalar geliştirmesini gerçekçi bulmuyorum şu yakın dönemde. Ama eğer bir yerlerden özellikle İslam dünyası, Arap ülkeleri gerçek manada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanırlarsa ki bunun önü açılmıştır aslında. Birleşmiş Kesinlikle. Milletler'de de gerekli şekilde dikkatle çekilmiştir Cumhurbaşkanı tarafından. Ama yakın vadede bir şey beklersek çok bunun gerçekçi olmayacağını değerlendiriyorum. Aldım. Hüseyin Hocam gerçekçi olmayabilir dedi.